Herkese merhabalar. Halime'nin mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan çaylarınız demini alana kadar hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli ve pratik olan nefis bir çörek tarifim var. İster kahvaltılarınıza, isterseniz de çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. İlk olarak çöreğimizin garnitürünü hazırlayarak başlayalım. Bir tane kırmızı kapya biberini güzelce yıkayıp çekirdeklerini temizleyelim. Ve ardından biberimizi çok küçük olacak şekilde güzelce doğrayalım. Bu aşamayı kesinlikle dikkat edelim arkadaşlar. Biberimizin çok küçük doğranmış olması gerekiyor. Tüm biberlerimizi şimdi uygun bir kasemizin içerisine alalım. Hemen ardından peynirlerimizi çok küçük olacak şekilde doğrayalım. Bu aşamada kesinlikle peynirleri rendelemeyin arkadaşlar. Peyniri rendelediğiniz zaman çabucak içinde eriyip kaybolabilir. Bu şekilde küp küp doğradığınız zaman yerken biraz daha peynir tanesi olunca çok daha lezzetli oluyor. Peynirleri de şöyle küçük küçük olacak şekilde doğradıktan sonra onları da kasenin içerisine alıyorum. Son olarak bir tutam maydanozu da aynı şekilde doğrayalım. Dilerseniz sizler de bu aşamada içerisine ekstradan kaşar peyniri, patates de ekleyebilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlıdır. Tüm malzemeleri bu şekilde doğrayıp kasemizin içerisine alalım ve ardından çöremizin hamurunu hazırlayalım. Çöreğimizin hamuru için 2 adet yumurtayı karıştırma kabımızın içerisine alalım. Ardından bir çırpıcı yardımıyla yumurtalar dağılana kadar güzelce çırpalım. Bu arada kullanacağımız tüm malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Yumurtaları yeteri kadar çırptıktan sonra içerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurdumuzu ilave edelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 ml. ve çeyrek çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Ardından tekrar çırpıcı ile tüm malzemelerimiz tamamen pürüzsüz hale gelene dek güzelce karıştıralım. Bu tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şöyle sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı unumuzu ilave edelim. Un ölçümünde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Bir paket kabartma tozu ve son olarak bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Tekrardan çırpıcı yardımı ile şöyle tüm harcımız tamamen pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırpalım. Sizler dilerseniz bu aşamada el çırpıcısı yerine mikserde kullanabilirsiniz. Şöyle tüm harcımızı tamamen pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırpalım. Bu görüntüyü elde ettikten sonra hemen çırpma işlemini bırakalım arkadaşlar. Şimdi bir spatula yardımıyla öncelikle karıştırma kabımızın kenarlarını şöyle güzelce toparlayalım. Şimdi önceden hazırladığımız garnitürlerimizi içerisine ilave edelim ve tekrar spatula yardımıyla şöyle güzelce karıştıralım garnitür hamur ile tamamen bütün hale gelmiş olsun arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi bu tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Artık harcımız hazır. Şimdi kıvamda görüyorsunuz. Hemen pişirme aşamasına geçelim. Çöreğimizi pişirmek için uygun bir tavamızı ocağa alalım ve içerisine bir miktar sıvı yağımızı ilave edelim ardından bir fırça yardımı ile yağ tavamızın her tarafına güzelce sürelim özellikle tavamızın kenar kısımlarını iyice yağlayalım aksi halde çöreğimiz piştiğinde yapışmalar yapabilir bu nedenle kenar kısımlarını güzelce yağlamanızı tavsiye ederim şimdi hazırlamış olduğumuz çöreğin harcını tavamızın içerisine alalım bu aşamada henüz ocağımızı açmıyoruz arkadaşlar. Öncelikle harcımızın tamamını tavaya alalım. Ardından bir spatula yardımı ile şöyle harcımızı tavanın her tarafına eşit bir şekilde dağıtalım. Hamuru her tarafa eşit bir şekilde yaydıktan sonra şimdi tavamızın kapağını kapatalım. Ardından ocağımızı açalım ve kısık ateşte kapağını açmadan bu şekilde pişirelim. Çöreğimiz bu şekilde kabardıktan sonra hemen kapağını kaldıralım ve tekrar bir fırça yardımı ile çöreğimizin üzerine şöyle hafif dokunuşlar ile yağlayalım. Çöreğin üzerine yağlamadığınız zaman çevirirken kapağa yapışabilir. Bu nedenle çevirmeden önce bu şekilde yağlamanızı tavsiye ederim. Şimdi çöreğimizi hemen ters çevirelim. Çöreği tavadan aldıktan sonra tekrar tavamızın içerisine bir miktar sıvı yağımızı dökelim. Ve ardından fırça yardımı ile yağı tavan her tarafına güzelce yayalım. Ve çöreğimizi tekrardan tavamızın içerisine alalım. de güzelce kızarması için tavamızın kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım çöreğim tamamen pişti şimdi üzerindeki kapağını alıyorum hemen tavamın içerisine bir servis tabağını yerleştirip çöreğimi tavanın içerisinden alıyorum çok kısa bir sürede görmüş olduğunuz gibi artık çöreğimiz hazır şimdi sizlere bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum çöreğimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen dilimleyelim ve ardından servis edelim Sizler de bu tarifimi kaydedip en yakın zamanda kesinlikle denemelisiniz. Emin olun denedikten sonra kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Sizlere vermiş olduğum ölçü ve malzeme listesinde herhangi bir değişiklik uygulamadan tarifimi denerseniz güzel sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çöreğimizin dışı nar gibi kızardı. Asla bir hamurlaşma yok arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle bir tanesini de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli bir kahvaltılık oldu. Şimdiden tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bugün de bir tarifimizin daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni gelecek olan videolarımdan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tekrardan yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.